Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Bu gece hem medya hem sinema hem de tiyatro işleriyle müthiş konuklarım var. Üstelik sayıca çok fazlayız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tabii en yaşlı olarak Muzo'dan başlamak istiyorum. Muzo'yla güne başlarken... iki uzun boylu kadının yanında sandalyemi indirecektim. Mahsustan indirmedim ki yer cücesi gibi. Ama yaşlanmadın. Yaş almadın. Değişmiş miyim? Bir şey, doğrusu. Hayır, değişmemişsin. Biraz gözlerin... Bunları aldıracağım. Okan. Hakikaten mi? Vallahi aldıracağım. Nereye? Baksana, Abant Gölü'nün kıyısındaki kurbağalar gibi çıkmaya başladı. Yok, onları aldıracağım. Onları o da bir yaşanmışlık değil mi? Evet. Ama onlar yazık olmaz mı? Onlar alınca çöpe mi atılacak? Nereye gidecek? onu estetik cerrahi olmak lazım. Hanımlar bilir onu. Ne, herhalde yağ dokusuymuş bu. Yağ dokusu onları kalçalarına ekletebilirsin. Yani kalçalarına... Ziyan olmasın. Nereden alıp nereye? Siz biliyorsunuzdur. Nereden alıp şeye ekliyorlar? Bir yerden alıyorlar da koymuyorlar mı? Yani mesela yüze bir yerden alıyorlar, koyuyorlar. Ne bileyim, yüze hiçbir taraftan koymaz. Hayır hayır, ben şuraları falan şey yapmadım. Kaslardan falan mı alıyorlar? Hayır hayır, dudaklar için falan kendi vücudundan alıyorlar, koyuyorlar. Kalçadan sen tersini alıyorlar. Yapabilirsin yok, anlamında söyledim. Kalçalara ekletebilirsin. Yok, o kadar küçük kalçam yok ki yeter bana, idare ediyor kalçamı. Bu yaştan sonra kalçamı... Bunca yıl sonra fazla bir şey değişmemiş aslında. Yok yok, evet. Eskiden de geldin. Evet. Kel mi doğdun? Hiç. Ben senin saçını hatırlamıyorum. Sen de hatırlamazsın, ben kendimi saçını hatırlamıyorum yani. Bildiğim bileli kelim yani. Ne üzülürdüm yani. Bir zamanlar şeyler çıkmıştım. Böyle kafalara döküyorsun, top friksiyon işte. Yapıyorsun falan. Evet. Anneme demiştim ki bunlardan alalım. O zamanlar da bayağı pahalı eczanelerde aldık. Yattım baldırına. Damlatıyor. Yakar demişti eczacı. Yakıyor mu diyor oğlum diyor. Annem yakmıyor. Yakıyor mu ya? O gün anladım ki ben hiçbir şey olmayacağım. Yakmıyor. O gün bugündür böyle. Ama bazı insanlara kellik yakışıyor bak. Yakışıyor. Mesela bana yakışıyor. Evet. Bazı kafa insanların kafası böyle teneke olacak. Trampet gibi böyle evet. Peynir tenekesi gibi onlara yakışıyor. Evet. Peynir bana tenekesi yakışıyor. Gibi ilk defa buluyorum. Yani benim için çok istiyor acaba. Kim bilir ne zordur o insanlar için. Yani. Peki bir zaman medyanın en korkulan, en sakıncalı ve en sevilen insanlarından biriydi. Ne oldu? Ne değişti? Şimdi programdan önce de biraz bahsettik aslında. Bütün dünyada evet. Bir politik doğruculuk sordum, evet. Başladı. Bütün dünyada. Evet. Yani ülkemizde de şartlar tabii çok farklı eskisine oranla. Ama o zamanlar sen gece 11'de mi başlıyordun? Kaçta? 12. 12. İşte sen akşam saatlerinde giriyordun. Ben ondan akşam. Sonra beyaz giriyordu. Beyazdan evet. Sonra ben giriyordum. Evet. 12-2. Beraber o saatlerde peki tabii o zamanlar hep şiir okurdu radyolarda insanlar. Evet. Şiir okurdu. Benim dilim o zaman da sevim. Gerçi hala öyle yani. Evet. Hala öyle ama öyle bir şey var ki son 20 yıldır İnsanda doğal olarak şey gelişiyor. Bir mekanizma gelişiyor. Evet. Yani artık şunları söyleyebilirsin, bunları söyleyemezsin. O yıllarda mesela hiç söyleyemezsin dediğim bir şey yoktu. Ki hala bana göre ben o yıllarda çok yani Kabe'den gelen zemzem gibi bir adamdım. Hakikaten evet. Yani öyle işte. Hala öyle işte. Değildin. Ya, bilmiyorum, bana öyle geliyor. Ama şimdi baktığımda biraz önce söyledim ya. Televizyon evet. Programları açıyorsun. Yani sabah geçenlerde Covid oldum. Mecbur evde kalınca Müge Anlı'yı seyrettim. Müge Anlı. Yani baya baya fantezi duygusu gelişmiş. Ama orada Müge Anlı tabii kendisi anlatmıyor onları. Müge Anlı insanlar ona Müge Anlı'yı anlatıyor. Tabii. Sen bütün bunları bize sen anlatıyorsun. Ben anlatınca suçlu mu oluyorum? Ahlaksızlığı ben yapmıyorum. Ahlaksızlığı anlatınca ben suçlu oluyorum. Evet. Ama senin nasıl bir fantastik dünyan vardı ve herkes geceler boyunca senin... Şimdi sabah ne oldu? Senin ama o eskiden kalan hayranların da sabahları devam ediyordu. Ne oldu biliyor musun? Onlar büyüdüler ve artık beyaz yakalı oldular. O yıllarda. Biraz önce de konuştuk ya filmle ilgili. 80'li yıllardan beri bu insanlar büyüdüler. Artık bir iş güç sahibi oldular. Çoluk çocuğa karıştılar. Ve aslında beni değil belki de o yılları özlüyorlar. Yani beni ilk dinlediği yılları, işte büyüdüğü yılları onları özlüyor. Şimdi tabii bu radyoda böyle yapmıyorum sonuçta. Burada bir de sabah programı kaçta? 7'de mi başlıyor? 7'de başlıyor. 5'te falan kalkıyorum. Ben CRI Türk'teyim. CRI Türk. Evet. Hangi frekansta bu? 89.4 İstanbul'da ama Türkiye'de 61 yerde yayında zaten. Ha. Evet. Yani TRT FM'den sonra en geniş yayın ağı olan bir radyo. Çin, Uluslararası Çin Radyosu.
O da acayip. Evet. Yani bu aslında buraya gelmeden önce. Söylesene frekansını. 89.4 İstanbul'dan. Dedim ki ya ben artık Türkiye'de çalışırsam yabancı radyolarda çalışacağım. Türk radyolarında çalışmayacağım. Türk patronlarla çalışmayacağım dedim. Sen hakikaten Çinli bir patronun var evet, mı? Evet tabii. Yani benim CV'm Çin'e gitti. Düşünün. Peki nasıl kabul ettiler seni o CV'yle? Yani onlar çok ya aşırı hürmet ediyorlar ve son derece saygılı insanlar Okan. Ben hakikaten Asyalıları mesela toplantı yapıyoruz her sabah. Bir de bu radyonun genel müdürü oldum. Şimdi. Sen o, radyonun genel, genel müdürü. Genel müdürüm evet. O yüzden şimdi her sabah toplantısını yapıyoruz. Ben tabii bu kadar rahat konuştuğum için biriye işimiz hiç susmuyorum doğal olarak. Adamcağız karşıda sürekli dinliyor. Müthiş Türkçe biliyorlar bu arada. Bir saat konuşayım, bir saat aralıksız sizi dinliyorlar. O kadar hürmet. Evet. Yani hatta adam gitti falan zannediyorum. Soruyorum, dinliyorum sizi Muzaffer Bey diyor. Bir saat sonra devreye giriyor. O kadar saygılı. Evet. Yani, ama öyle bir gelenek var yani. İnanılmaz. Geçen mesela Büyükelçiliğin daveti vardı. Büyükelçiliğin daveti. Onlar bu sene tavşan yılına girdiler. Evet. Artık dolayısıyla bakacaktım senin yılına. Sen acaba şimdi... sen hangi, nesin ki? Ben mesela horozum. Ben dragonum. Ha baktın mı? Oo, onlar için müthiş. Öyle mi? Yapma ya. Ejder. Radyoda bir iş olur mu? Ejder. Gel başımızın tacı. Evet. Ejder onlar da müthiş. Bu sene mesela tavşan yılı yıllara göre onlar hesap ediyorlar. Hı. Hangi yılda doğduysanız. Üretkenlik. Yani, bol bereketli olan bir yıl onlarda. Doğal olarak şimdi Türk medyasını çok merak etmişler. Hı. Çinliler. Dolayısıyla neler yapılabilir? Türkiye'de neler yapılabilir? Hiç. Doğruya doğru hiç karışılmıyor. Yani hiçbir şeyimize, yayında söylediğimize karışılmıyor. Çok rahat yapıyorum sabah yayınını. Zaten sabah yayının formatı da farklı. Sonuçta insanlar ya o biraz önce dediğim gibi 2 saat mi 3 saat mi yayın? 2 saat. 2 saat. 2 saat yapıyorum. Sabah ondan sonra zaten bütün gün radyodayım işte idari olarak. Peki hayat ritminde nasıl bir değişiklik oldu? Yani gece yayınlarına alışık bir insan şimdi erken yatıyorsun oysa. Evet, çok tavuk gibi ya. 9.30-10'da uykum geliyor. Hatta bugün böyle dedim ki evden gelirken inşallah uykum gelmez gece. Çünkü hakikaten çok etkileniyor. Çok 5'te kalkıyorum. 7'de yayına giriyorum. 9'da bitiyor. Ondan sonra 5-7 arası hazırlık mı yapıyorsun? Evet. Yani sesimi biraz şey yapıyorum. Haberlere bakıyorum. Bir de haber veriyoruz. Çünkü haber veriyorsunuz. Tabii ki bir içeriği olmasa 2 saat konuşuyoruz. Evet. Bir şeyler var mı? Bağlantılar falan var mı? Yok. Şimdi yapmıyorum hiç bağlantı. Yani pandemi döneminden beri zaten çok zorlanmıştık bağlantı yaparken. Ama önümüzdeki dönemde yapmaya başlayacağız yani. Çünkü bu bir medya grubu hazırlığında yani yakında bir televizyon açacak. Dolayısıyla oradaki televizyon yayınlarında falan yapacağız. Konuklarımızı alacağız. Ama tabii Türkiye'nin durumu hepimiz biliyoruz. Peki sen Çin'le ilgili bu davetlere, resepsiyonlara da katılıyorsun. Evet, evet katılıyorum. Ne acayip bir deneyim. Müthiş ya. Güzel bir şey. Yani o kadar güzel yemek yiyorum ki sana anlatamam. Müthiş, tam beni. Zaten Çin mutfağını çok severdim. Yani hiçbir davetini kaçırmıyorum. Büyükelçi davet ediyor gidiyorum. Konsolos davet ediyor gidiyorum. Ama o idari olduğumuz için yani idari bir görevimiz olduğu için. Evet. Bugün çok güzel konuklarımız çok, var. Çok mutlu oldum ben senin böyle mutlu ve ya aynı başarı devam ediyor ve evet. Bu mutlulukla devam ediyor. Çok teşekkür ederim.